Merhaba değerli sektör özel izleyicileri. Sektörler arası turumuz tüm Türkiye'de devam ediyor. Bugünkü durağımız Kastamonu Tosya'dayız. Yıldırım Oto Özel Servisi'ne konuk olduk. Firma kurucusu yanımızda Aydın Bey bulunmakta. Bakalım bize nasıl değerli bilgiler aktaracak. Evet Aydın Bey merhaba. Merhaba. Öncelikle bizi konuk ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Biliyoruz çok yoğun bir temponuz var. Bu yoğun tempoda ağırladınız bizi. Yıldırım Oto Servis'teyiz şu anda. Kastamonu Tosya'dayız. Yıllardır güzel hizmetleriniz zaten var. Bunu evet. Biz biliyoruz ama tabii izleyicilerimize paylaşmak istiyorum ben. Ama öncelikle sizi tanıtmak istiyorum. Evet. Aydın Bey kimdir ve nasıl kuruldu efendim burası? Nasıl kurdunuz? Hangi yılda? 1999 yılında açtık. O günden bu yana çalışıyoruz. Büyüterek devam ettiniz, değil mi? Peki Aydın Bey kimdir efendim? Bu işe yani çekirdekten mi yetiştiniz? Ben 11 yaşından sanayiye başladım. 11 yaşından beri bu işe devam ediyorum. Yani eti senin kemiği benim deyip bırakılanlardansınız. Aynen. Öyle değil mi? Meslek sahibi olunanlardansınız. Peki şimdi otoservis diyoruz ama özel otoservis diyoruz. Evet. Birçok alanı var bunun. Oto deyince çok fazla alan giriyor biliyoruz ki. Ama sizde neler var? Biraz izleyicilerimize paylaşalım mı? Hizmetlerimizi açalım mı? Bizde mekanik aksamı, şanzuman, yani yürüyen kısmı bu şekilde. Elektrik aksamı da giriyor. Ama kaporta hariç. Evet. Sadece mekanik aksamı. Peki belli segment araçlara mı hizmet veriyorsunuz? Her türlü genelde araç gelebilir Alman mi? Genelde Alman grubu. Alman grubuna hizmet veriyorsunuz. Peki hizmet sektörü çok zor bir sektör Aydın Bey. Bunu hepimiz biliyoruz ama siz tabii ki bu bölümün aslında en zor bölümündesiniz. Dışarıdan çok kolay görülse de incelik gerektiren ve hataya mal vermeyen bir bölüm belli bir sektör. Bu anlamda sizler neye dikkat ediyorsunuz yerinizde hizmet verirken? Öncelikleriniz yani, neler? Şöyle söyleyeyim, yaptığımız işin ilk önce arkasında durmayı tercih ediyoruz. Müşteri memnuniyeti. Kesinlikle. Yani bizim için ilk önce iş üstünlüğü. Sonra i̇şin kalitesi. İşin kalitesi tabii ki. Yaptığımızın her zaman için arkasında durarız. Evet. Çünkü can var içerisinde. Yani, tabii ki. Yani müşteriyi yine memnun etmeye çalışıyoruz. Aynı anda kaç araca yer verebiliyorsunuz? Yani günlük 5-6-7 araç. Randevulu mu çalışıyorsunuz? Genelde randevulu. Peki hangi bölgelere hizmetleriniz var daha çok? Yani kendi genelde, bölgeniz mi, çevreye de var mı? Şimdi çevrelerden de var. Çankırı'dan gelen var. Kastamonu'dan gelen var. Tabii ki bizim burayın da gidenler var orada. Peki var mı farklı hizmetlerinizi? Buraya mı gelinmesi gerekiyor? Yerinde hizmetleriniz yok, var mı? Yok, yerinde yok. Buraya geliyor. Daha mantıklı, daha farklı olduğu için. Peki bizler çoğu zaman diğer sektörlerde olduğu gibi ne yazık ki uygun fiyat politikasına adanarak da merdiven altı yapan yerlere de gidebiliyoruz. Bizler servisimizi seçerken neye dikkat etmek durumundayız? Tüketiciler önerileriniz nelerdir? Şimdi şöyle söyleyeyim. Ben kendi açımdan konuşayım. Tamamen yaptığı işe. Yani, referanslarına, resmi olmasına. Yani iş yeri belki düzgün olmayabilir, büyük olmayabilir. Ama tabii ki bizim işte ilk önemli olan şey temizlik tabii ki başa gelir. Yani merdiven altı diye bir şey yok aslında. Yani işini takip eden için her zaman için İşini iyi yapmayan yerler var. Yani, yapanları tercih etsinler değil mi? Kesinlikle. Daha çok hangi arızalarla geliniyor efendim sizlere? Genellikle motor arızası. Motor, şanzıman. Bu arada otomatik şanzıman da tamir yapıyoruz. Yani şanzımanla ilgili, elektrik aksamıyla da ilgili her türlü burada hizmet veriliyor diyebiliriz öyle değil mi? Peki birçok yer var sizler gibi çevremizde. Kendiniz de görüyorsunuz elbette. Evet. Sizi peki diğerlerinden ayıran özellik nedir? Herkes kendi kalitesinden bahsediyor ama niye Yıldırım Otoservis'e gelinmeli? Niye tercih edilmelisiniz? Fark ne? Ya, şimdi söyleyeyim. Müşteri hizmeti. Yani ne kadar değerli. Yılların tecrübesi yani, var öyle değil mi? Yani. Yaptığınız işin tabii ki arkasında durmanız, yıllardır bu işi güzel yapmanız ve isim de yapmanız aynı zamanda. İşinizin temizliği oluyor. Tabii bu günlere gelmek kolay değil elbette. Yani. Peki başarı tesadüf değil. Onu siz konuşurken değil, anlayabiliyoruz elbette. Ama başarı yalnız olmuyor. Arkada ekip de var. Elbette. Kaç kişisiniz efendim? 5 kişiyiz. Kaçta açılıp kaçta kapatıyorsunuz? Hizmet saatleriniz nelerdir? Saat belli olmuyor bizim. Müşteriye göre. Saat. Hizmette sınır yok diyebiliriz o zaman öyle değil mi? Saat sınamanız yok. Son olarak da sizleri destekleyen, buraya gelen müşterilerinize, izleyicilerimize, sizi şu anda görüp hizmet almak isteyenlere neler söylemek istersiniz? Son sözleriniz. Şimdi müşteri özgürdür sonuçta. Gelene de gelmeyene de çok teşekkür ederim. Sonuçta Tosya'da hizmet veriyoruz.
Herkese saygımız sonsuz. Yani, hiçbir şey olmasa bile çay kahve içmeye gelsinler. Danışmanlık alabilirler sizlerden, öyle değil mi? Kesinlikle. Biz çok teşekkür ediyoruz size. Vermiş olduğunuz değerli bilgileri hem biz kendi bölgenize ederiz, hem de Türkiye'ye kazandırmış olduğunuz bu kaliteli ve güvenilir hizmet anlayışı içinde. Umarım uzun yıllar boyunca Yıldırım Oto Özel Servisi ismini duymak dileğiyle. Farklı programlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın Aydın Bey. Teşekkür ederim. Evet değerli sektör özel izleyicileri, Tosya'dan Yıldırım Özel Oto Servisi'ne aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Bizi izlemeye devam edin.